Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar resesyon yaşayacağına dair grafikler internette yayılmaya başladı. Buna dayanak olarak gösterilen grafik her seferinde Fed'in funding rate yani finansman oranını azalttıktan birkaç ay sonra resesyon yaşandığını söyleniyor. Yani Eylül'de azaltırsa funding rate'i, şuraya gelirsek şurada Eylül'deyiz. Ekim-Kasım'da tekrar resesyon yaşanacağına dair bir grafik dolaşıyor. Bunun gerçekle bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü bu resesyonların her birinin sebebi farklıydı. Hiç bilinmeyen ekonomideki bir farklılık vardı, bir nedir, hata vardı ya da gizlenen bir hata vardı. Onun patlaması, yani bu 2008'deki durum, mortgage yani ev alan insanların ev alması için ödeyemeyecek kişilere bile sürekli kredi verilmesinden dolayı çıkan bir krizdi. Şu da dotcom kriziydi. Bu da, ya arkadaş neler söylüyorlar ya, ben bir şey demek istemiyorum ama şu dotcom kriziyle şu andaki teknoloji firmaları değer kaybetti, dotcom krizi gibi patlayacak diyorlar. Şimdi buradaki dotcom krizi, binlerce teknoloji firması aslında sadece bir tane ofis olan, iki tane bilgisayarı olan firmalardı. Bunları dolandırıcılar o zaman, şimdiki gibi internet falan yaygın değildi o zaman. Brokerlar insanları arayarak dediler ki bakın Microsoft değer kazandı. Minosoft diye misal veriyorum. Bir tane başka bir firma da var. Bu da değer kazanacak. Bunu alın diye böyle insanları aldırttılar. Bu Türkiye'de yaşanan dolandırıcılıklara benziyor. Yani Türkiye'de borsasındaki oluyor yani, bir tane ofisi olan firmayı tutup 10 milyar dolara çıkartıyorlar değerini. Aynı onun gibi yaşandı. Sonrasında bu firmaların gerçek olmadığı anlaşılınca bütün teknoloji firmaları değer kaybetti. Neden? İnsanlar yani gerçekten Microsoft'un ve Apple'ın da zaten batık firma olduğunu düşünerek çok fazla sattılar. Bu sefer bu firmalar gerçek değerinin altına düştüler. Sonrasında gerçek olan firmalar toparladı. Gerçek olmayanlar silindi. Yani o devirlerde insanlar televizyonla bilgisayarı ayırt edemiyordu. Radyodan müzik dinlemek de internetten müzik dinlemeyi ayırt edemiyorlardı. O devirdeydi. Türkiye'de, bütün dünyada o hallerdeydi. Ha, sonrasında bunu istismar eden tipler piyasadan çekildiler. Gerçek olanlarla beraber yüründü. Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı. Türkiye'de hala da Fadıl Akgündüz tarzı insanlar bilgi teknolojilerini domine ediyorlar. Bunu, ve zannediliyor ki Amerika'da da bu insanlar var zannediliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Amerika'daki teknoloji firmaları gerçek, sahte değil. Dolayısıyla teknoloji firmaları şu dotcom balonu gibi değer kaybetmeyecek. Ekonominin kendi içerisinde gizlenen bir kusur, kabahat olduğunu ben Amerika'da düşünmüyorum. İki. Üçüncüsü, Japonya ordu kuruyor. Almanya ordu kuruyor. Bunlar çok büyük silah alımı yapacaklar Amerika'dan. Az buz değil yani. Senelik 100 milyar dolar civarı bir harcama yapacaklar her ikisi de, Japonya'da, Almanya'da. Bunların çok büyük bir kısmı Amerika'dan alınacak bu silahlar. Dolayısıyla Amerika'nın silah sektörü canlanacak. 3, petrol şirketleri. Amerika'nın petrol şirketleri. Şimdi Rusya'dan doğalgaz ve petrol alan Avrupa ülkeleri artık Rusya'dan almayacaklar. Amerika'dan alıyorlar hatta, yani alacak da şey değil. Amerika bunun substitute etti, yani yerine geçti. Dolayısıyla da Rusya'nın yerine Amerikan petrol şirketlerinden Avrupa ağırlıklı olarak bütün dünya alım yapmaya başladığı için Amerika'ya bu da yarıyor. Dördüncüsü, Doğu Avrupa'daki bütün silahlar Ukrayna'ya gönderildi. Çok büyük bir kısmı diyelim. Çek Cumhuriyeti, Polonya, buralardaki Romanya, ondan sonracığıma Bulgaristan silahlarını Ukrayna'ya gönderdiler. Dolayısıyla da silah alacaklar bu ülkeler. Silah stoklarını yenileyecekler. Bu silah stoklarını yenileyecekler için Amerika için yine bir gelir kaynağıdır bu. Dördüncüsü, hatta şeye bakarsak Norveç, Danimarka gibi zengin ülkeler, Hollanda gibi ülkeler F-16'larını gönderdiler Ukrayna'ya. Savaş uçaklarını gönderdiler. Şimdi bunlar da savaş uçaklarını tutup Amerika'dan alacaklar. Dolayısıyla da Amerika'nın savaş ve petrol, yani bu geleneksel olarak 2010'lara kadar giden kısmı ayakta. Yani ciddi karda diyelim, ayakta da demeyelim, daha iyisi. Şimdi teknoloji balondur diyenler kişilere gülünür anca, bu balondur diyen insanlara bakın mesela. Ellerinde en son model iPhone'lar vardır. Ondan sonra bu solcu kesim Amerika'ya küfrederler internette. Kendi YouTube kanallarından açmışlardır, oradan küfrediyorlardır. Ama kendi solcu arkadaşları onları kendi gazetelerinde yazdırmıyordur. Mesela iş vermiyordur. Baktığın zaman hani bu solcu geçinen tayfaya ya, hepsinin YouTube kanalı var. Amerika'nın şirketinin gidip hesap açıp yayınlıyorsun ve Amerika'ya küfür ediyorsun. Amerika sana bir şey demiyor. Mesela sen kendiniz bir platform yapsanız da, mesela solcular gazete yayını yapmak için, yazı yayını yapmak için yapmazlar. Uğraşmazlar. Kimse parasını yatırmaz oraya. Riski almaz.
Ondan sonra riski almayı bırak, kendi arkadaşına iş vermezler, sahip çıkmazlar, bir de Amerika'ya küfrediyorlar. Komik geliyor bu bana yani. Yani sırf o da değil. Mesela bakın, Lavrov MacBook diye aratın. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un şuna bakın mesela. iPhone'u var, MacBook'u var. Şu kıyafetleri falan da hatta şeydi, değil mi? Şuraya bakalım. Evet. Tişörtü, Apple Watch'u, işte iPhone'u, hepsi Amerika'dan geliyor. Görüyor musun? Ondan sonra ne var? Castro, Adidas ya. Adidas diyelim. Fidel Castro da çok meşhur komünistlerden, değil mi? Yani vefat etti diye hatırlıyorum ben. İşte gördüğünüz gibi son model kıyafetlerini giyiyor, Batı'nın eşofmanlarını giyiyor. Kendi halkına da açlık, sefillik ve sopayla bunları yasaklıyor. Adidas'tan Nike'a geçti. Yani Nike en büyük emek sömürüsü yapan firmadır dünyadaki. Bu Türkiye'de de böyle yani, baktığınız zaman TKP Başkanı Aykoç milleti trollüyor. Kolunda iWatch var. İnsanlara komünizm propagandası yapıyor. Bakalım. Hani 2018'de Apple Watch bayağı bir şeydi herhalde, değil mi? Baktığın zaman. Bu şey de yani İslami kesim de öyle. Mesela bir tane video vardı, ben şimdi yayınlamayayım. Cerablus'ta Amerika'ya meydan okuyorum diye de üzerinde şey var. The North Face kıyafetler var. Çekim iPhone'un son modeliyle yapılmış. Cerablus'tan Amerika'ya ben meydan okuyorum falan diyor. Bunu da tutuyor, YouTube'da yayınlıyor. Yani baktığın zaman bunların hepsi Amerikan teknoloji firmaları tarafından sağlanan ve herkesin de tüketip aldığı şeyler. Hani bu insanlara baktığın zaman, ben de mesela iPhone 7 varken bu adamı tutup iPhone 14'ü verip iPhone 15 aldı ve beni iPhone 7 kullandığım için ben de dalga geçen hani kişi ve Amerika'ya küfrediyor. Hani baktığın zaman bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Sen Amerika'ya bu kadar küfrediyorsan en azından son modelini alma kardeşim. Bir tane al, bozulana kadar kullan, sonra başkasını alma. Amerika'dan gerçekten bu kadar nefret ediyorsan. Hani adam tutuyor yani iPhone 15 bir de tutuyor, ben iPhone 7 kullandığım için 7 senelik telefon mu kullanıyorsun hala diye sen de dalga geçiyor. Yani Amerikan kültürünü sen daha beter belirlemişsin kendine. Yani Amerikalıdan daha vahşi kapitalistsin ve farkında değilsin. Benim görüşüm bu şekilde. Bu yapıyla ilgili. Herkes bunları tüketiyor. İki yüzlüklerin şeylerini gösteriyorum. Lavrov'undan tut şeyine kadar bütün solcu geçinen, İslamcı geçinen herkes bu teknoloji firmalarının müşterisi, içerik üreticisi. Hani bunların batması gibi bir şey, bence gerçek olmadığını söylemek yanlış. Gerçekler. Her çeyrekte de raporlarını yayınlıyorlar zaten. Karlarını, zararlarını. Kimse demiyor ki biz niye böyle bir firma kuramadık, niye yapmıyoruz, niye uğraşmıyoruz, yapalım mı diye uğraşan kimse yokken insanları trolleyip onlara böyle nefret kusturtarak herhalde enerjilerini boşa harcatıyorlar. Benim şahsi görüşüm böyle Türkiye açısından. Dönersek buradaki grafikler şu anki durumla bence benzeşmiyor. Amerika'nın teknoloji ihracatı devam edecek, petrol ihracatı devam edecek, silah ihracatı devam edecek. Bunların dışında benim ölçemediğim, bilmediğim bir ekonomik aksaklık varsa ve faiz arttırımı sonrası bu ortaya çıkacaksa, evet olabilir. Tekrar bir mortgage krizi çıkacak mı mesela? Ben artık biraz daha toparladıklarını düşünüyorum ama olabilir. Bilmediğimiz bir şey varsa olur ama bilinen bir düzlemde böyle bir şey söz konusu değil bence. Düşüşler olabilir. 3-4 aylık, 5 aylık olabilir. Bir de şu var, Amerika'da hiçbir zaman çift dip olmadı. Hep tek dip oldu tarihi boyunca. O tek dipi yaşadık. Artış trendi içerisinde kısa vadeli düşüşler olur. Ama tekrar tutup Apple'ın 120'ye gelmesi gibi bir şey, yani şey olarak söylüyorum. Ve diğer hisse senedinin o seviyeye gelmesi, ortalamasının o seviyeye gelmesi mümkün değil. Ama bu şirketlerin içerisinde bir tane, iki tane yalancı, dolandırıcı bir şirket çıkabilir. Olabilir bu. Ondan sonra bir bilinmeyen haber çıkabilir, o da olabilir. Veya Rusya Amerika'yı füzeleyebilir. Rusya Amerika'ya füze atmadığı sürece ben bir risk görmüyorum. Yani diğerlerinin olma olasılığı çok düşük. %10'ların altındadır bence. Yani bir şirketin nedir, yanlış veri açıklamasından dolayı bir haber olması falan, ben %10'un altında görüyorum. Diğer Rusya'nın Amerika'yı füzeleme olasılığı da %15 civarına doğru gidiyor şu anda. Öyle bir risk var.
Onun dışında eğer Rusya Amerika'yı füzelemezse, Ukrayna Savaşı konvansiyonelde kalırsa, nükleere dönmezse, Amerika bu işten her zaman menfaatli çıkacaktır, iyi çıkacaktır ve resesyon bence yaşamayacaktır.